Yüce Türk milleti ve değerli basın mensupları. Biliyorsunuz Ottawa Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma için STK'lar, hükümet dışı unsurlar ve kuruluşlar çok önemli roller oynadılar. Özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği. Mayın temizlemenin sınır reformlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu düşünülmekteydi. Bu anlaşmaya göre Aralık 2011 yılında Suriye sınırında yaklaşık 900 kilometrelik bir alan mayından temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Ancak normalde Hatay'da İslahiye, Cilvegöz ve Yayladağ, Şanlıurfa'da Mürşitpınar, Akçakale ve Ceylanpınar, Kilis'te Öncüpınar, Gaziantep'te Karakamış ve Çobanbey, Mardin'de Nusaybin, Şenyurt, Şırnak'ta Cizre sınır kapıları mevcut. Bu kapılar var. Sınır geçişleri, sınır güvenliği bu kapılardan sağlanması gerekirken, Suriye'den önce bir iç karışıklık, arkadan bir iç savaş çıkartılarak milyonlarca insan neredeyse isim, soyad, kaç kişisin, necisin diye sorulmadan bizim manevi duygularımızı da körükleyerek ve onlarla oynayarak yurdumuzun içine gönderildiler. Bugün geldiğimiz nokta belli arkadaşlar. Suriye'nin kuzeyi böyle, Irak'ın kuzeyi böyle, İran'ın güneybatısı zaten sıkıntılı. Bizim de güneydoğumuzu içine alacak Pakistan kurulması, yani Büyük Orta Doğu projesi ilmik işlenmektedir. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız da zamanında ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım gibi talihsiz bir cümlede kullanmıştı. Şimdi aynı tezgah bu sefer, yani mayın toplama işi, bu sefer Ermenistan sınırında yine bir İsrail firmasıyla götürüldüğü söyleniyor. Burada da Doğu Kapı ve Alican sınır kapılarımız var. Aynı işlemler Türkiye-İran sınırında da devam ettiriliyor. Bu projeler Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiğini söylemiştim size. Biz bir Lüksemburg değiliz arkadaşlar. Biz coğrafi olarak çok kritik bir bölgede yer alıyoruz. Bizim her bir şekilde demografik yapımız değiştirilmeye çalışılıyor. Biz bölünmeye çalıştırılıyoruz. Güvenliğimiz sadece bizi ilgilendirir. Türk'ün Türkenli başka da dostu yoktur. Sınır güvenliğimiz için sınırlarımıza mayın döşenmesi şarttır. Hatırlarsanız biz bunu sembolik olarak gösterelim diye ilk gidişimizde Hatay'a alınmamıştı Sayın Genel Başkanımız ve bizim partili arkadaşlarımız. İkinci gidişimizde de yine sembolik olarak oraya bir balata koyacaktık. Buna da yine İçişleri Bakanlığı jandarma vasıtasıyla engel oldu ama yapacağımızı yaptık. Anlatmak istediğimizi anlattık, söyleyeceklerimizi söyledik. Sınır kapılarımız varken sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesine neden gerek duyulmaktadır sizce? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler oluyor Allah aşkına? En son bir sürü bir şey daha çıktı ortaya. Zamanın meclis başkanı İsmail Kahraman 13. Cumhurbaşkanlığı mazbatasındaki 13 rakamını siliyor. Neden böyle bir şeye gerek duydunuz Sayın Meclis Başkanı? Aklımıza dalga geçmeyin bizim. Yine geçen hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok ilginç bir olay daha yaşandı. Muhalefetin önerisiyle emeklilerin maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmak istendi. Ancak bu görüşme esnasında meclis başkanı bir baktı ki iktidar partisine ait milletvekilleri yerlerinde yoklar. Sayımı biraz geciktirerek onları tekrar davet etti. Tam 8500 lira asgari ücret çıkacakken emekliler için yine 5500 lirada oylama sonucunda, yani iktidara ait milletvekillerinin ret oylarıyla maalesef 5500 lirada kaldı. İnsanlar 25-30 liralık kıyma alıyorlar. Lambalarını açmayıp TV ışığında oturuyorlar. Isıtıcıları kapatıp battaniyeyle oturuyorlar. Pazar yerlerine ancak akşam saatlerinde gidiyorlar. Adeta çöpleri karıştırıyorlar. Parklarda uzun süre oturuyorlar 7 liralık bir simitle. O da bir simit 7 lira oldu artık. Gün geçiriyorlar. Eskiden bir emekli
emekli ikramiyesi ile bir ev alırdı. Belki bir araba bile alabilirdi. Çocukların eğitimini rahatlıkla yaptırabilirdi. Hatta onların evlenmelerini bile sağlayabilirdi. Şimdi bu emekli maaşlarıyla iki göz oda bile alamayacak durumdalar. Açlığa ve sefalete itildiler. Alım güçleri düştü. Bırakın alım güçlerini, hayatlarını bile idame ettiremeyecek bir duruma geldiler. Bu mudur refah Türkiye'si? EYT zaten ayrı bir muamma. İnsanların borçlarını kapatmak için bankalardan krediler çektiler. Acil acil evlerini ve arsalarını satmaya çalışıyorlar. Ama siz hala onlara emekli maaşlarını ne zaman ödeyeceklerini bile söylemiyorsunuz. Ve bir her kafadan bir ses çıkıyor, bir muhatap bile bulunamıyor. Bu arada geçen hafta hatırlarsanız buradan Tarım ve Çalışma Bakanlığı'na bir davette bulunmuştuk. Demiştik ki Amasya'nın Çambük'ü köylüleri arazilerine sahip çıkmak istiyorlar. Onlar ekiyorlar, biçiyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Gelin oraya OSB yapmayın. Muhakkak onlara da ihtiyacı var. OSB'nin de ihtiyacı var. OSB'ye de ihtiyacı var Türkiye'nin, ama gelin bu insanların tarlalarıyla uğraşmayın. Dinletemedik herhalde. Tekrar gündemde, tekrar onlar tarlalarının o sürülmüş, daha doğrusu düzleştirilmiş tarlaların içinde yine kendi arsalarının, kendi tarlalarının, kendi otlaklarını savunmaya çalışıyorlar. Zararın neresinden dönülse kârdır. Tekrar sayın bakanlarımıza bunu bir hatırlatmak istiyorum. Son günlerde Babacan ve Davutoğlu'ndan özellikle dilimizle ilgili bir takım açıklamalar geliyor. Özellikle de Babacan'dan sanki anayasadan Türklüğün çıkartılması gibi böyle bir takım çalışmaları var. Olmayan bir Kürt sorunu tekrar alevlendiriliyor. Sizler ana dilleri haktır dediniz. Doğru. Ama zaten herkes kendi dilini konuşuyor. Yani siz Diyarbakır'da Kürtçeyi, Trabzon'da Lazcayı, Adapazarı civarında Abazacayı okullarda mı konuşturmak istiyorsunuz? Türk dili nere güne duruyor? Bu milleti ayakta tutan dil birliğidir. Siz bunu bölerseniz, siz bunu ayırırsanız Türkiye'yi parçalarsınız. Rahat bırakın artık şu Kürt vatandaşlarımızı Allah aşkına. Bırakın onlar Türk milletine HDP dayatmasını da bırakalım. Bırakın onlar istedikleri gibi oylarını kullansınlar, yaşasınlar. Türk-Kürt ayrımını artık bırakın. Ben size bir şey söyleyeyim. İnanın, sahil bölgelerindeki otellere gidin. Ya da büyük şehirlerdeki müteahhit firmalara bakın. Çoğu Kürt. Hiç Türk-Kürt ayrımı yapıyor muyuz onlar varken bu tarz bir çalışmada? Hayır. O zaman niçin kaşıyorsunuz bu olayları? Niye benim samimi Kürt vatandaşlarımı bir dayatma altına alıyorsunuz? Bir HDP dayatması altına alıyorsunuz? Yapmayın Allah'ını severseniz, yapmayın. Uğraşmayın insanların güzel samimi duygularıyla. Bırakın insanlar istedikleri yerlerde yaşasınlar. Biz Zafer Partisi olarak Atatürk'le, Türkiye Cumhuriyeti'yle, Türkçe'yle, Türk'le, Türk sözcüğüyle derdi olmayan herkesi partimize bekliyoruz. Gerçekten söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde yaşama özgürlüğüne sahip Kürt vatandaşlarımız da partimize bekliyoruz. Tabii bu arada şu gerçeği görelim. Neden son günlerde Deva Partisi bu kadar bu Kürt sorununun üstüne eğilmeye başladı, bu konuyu kaşıyor? Eğer HDP kapatılırsa Anayasa Mahkemesi tarafından, bu oyları Deva Partisi almak istiyor. Ali Babacan, hiç merak etmeyin. Herkes bu gerçeği görüyor zaten. Çok önemli bir konu daha var. O da Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlananın Hizbut Tahrir örgütü. Farklı birçok il gezerek sanki tehlikenin farkında mısınız diye bir takım laikliği ve medeni kanunu kendilerine tehdit olarak alan konferanslar düzenliyorlar. Bu toplantılarda inanın bir tane Türk bayrağı yok. Burası Türkiye arkadaşlar.
Bu konferanslardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1 kilometre mesafede Kocatepe'de yapıldı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde. 8 Ocak'ta İstanbul Esenyurt Nene Hatun'da yapılmış. 13 Ocak'ta da Adana Yüreğir Nene Hatun Konağı'nda düzenlenmiş. Bu konferanslarda değerlerinden, tarihinden, kültüründen kopuk bir nesli bize miras bırakan layık cumhuriyet olarak bahsediliyor. Şu insanların cumhuriyetle hesaplaşmaları inan hiç bitmedi. Din kisvesi altında insanları maddi manevi sömürmek, erkek ve kız çocuklarına yapılan tacizler, 6 yaşındaki çocukları evlendirmeler, bunlar da mı cumhuriyetin eseriydi? Kimseyi aldatmaya kalkmayın, Zafer Partisi olarak cemaat ve tarikatları devlet işlerinden uzaklaştıracağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk milletine geri vereceğiz. Cumhuriyetimize temiz toplum düşüncesiyle gençliğimize sahip çıkarak, cumhuriyetimize sahip çıkarak uyuşturucuya hayır, her türlü şiddete hayır diyerek konuşmama son veriyorum. Sorularınız varsa almak isterim. Ambargo TV, Cevriye Yavuz. Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Suriye'ye bir kaçak ilaç sektörünün doğduğunu açıkladı. Bu sektör tam olarak nasıl işliyor ve önlenebilir mi? Efendim tabii bu konuyu iki koldan ele almak lazım. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Suriyeliler ilaçlarını ücret ödemeden alıyorlar. Haliyle bunların çok büyük bir kısmının annesi babası yine Suriye'de. Bir şekilde bizim zarla zorla ulaştığımız, bulamadığımız, hatta biliyorsunuz hükümetin kur politikası eczacı sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Yani bugün Euro'nun kuru aşağı yukarı 20 lirayken eczanedeki ilaçların bu kurla ayarlamasını 10 lira 70 kuruştan yaptılar. Dolayısıyla siz Türkiye'de üretilen bir ilacı bile ham maddesini 20 liraya alıyorsunuz ama bunun 10,5 liraya 10 lira 70 kuruşa satmasını istiyorsunuz. Tabii bu sektörü iyice dibe indiriyor. Ve onun için de piyasalarda kolay kolay ilaç bulamıyoruz. Ama ben bu ilaçları alırken bir miktar para öderken bu ilaçlar için Suriye vatandaşları hiçbir şekilde bu parayı ödemiyorlar. Bir defa el altından muhakkak oraya buraya bu ilaçlar gönderiliyor. Bu bir. İkincisi tabii kontrol altına alınamayan bir sektör oluştu buna. Özellikle Doğu, Güneydoğu bölgelerinde buraya. Tabii Türkiye'de ilaç maliyetleri biraz daha ucuz yurt dışına göre. El altından ilaç alarak onlara satılan bir takım şebekeler oldu. Bunların muhakkak el altından değil bir defa yasal olarak her türlü faturası ve vergisi ödenerek yapılması gerekirken nasıl hatırlarsınız bir zamanlar silah diyorum çok özür diliyorum silah da vardı ama ilaç yerine işte sigaraydı işte başka şeylerde el altından sokuluyorken Türkiye'de orada burada satılırken şimdi aynı şekilde buradan da ilaç bu tip böyle eller vasıtasıyla hiçbir şekilde bir kontrol altına alınmadan Suriye'ye gönderiliyor. Ve böyle bir şebeke kurulmuş vaziyette. İçişleri Bakanlığı zannediyorum ilgileniyordur bu işlerle. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda bir ortaklaşa çalışması zannediyorum vardır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum herkese.